Merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, Sony standındaki turumuz devam ediyor. Xperia X, Xperia X Performance'dan sonra Xperia XA modelini sizlere anlatacağım. Xperia X ailesinin aslında en küçük kardeşi diyebiliriz bu model için. Ama tasarım anlamında da aslına bakarsanız en sevdiğim model olduğunu da söyleyebilirim. Oldukça ince ve neredeyse yani çerçevesiz diyebileceğim bir ekran kasa tasarımına sahip. Son derece şık görünüyor bu sayede. Teknik özellikler tarafına değinmeden önce tasarımdan bahsetmek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz model beyaz Xperia XA modeli. Telefonun kasa çerçevesi alüminyum. Kasası ise plastik malzemeye sahip ve oldukça hafif. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 5 inçlik bir ekrana sahip arkadaşlar telefon. Hemen teknik özelliklerden de kısaca bahsetmek istiyorum. 720p ve 5 inç bir ekran çözünürlüğüne sahip. Arka kamerası 13 megapiksel ve diğer modellerde olduğu gibi akıllı ve hibrit otofokus nesne takip seçeneğine sahip. Düşük ışık performans konusunda oldukça iddialı. 1.1/3 inçlik sensöre sahip ve 5x clear zoom, dijital zoom yapabiliyor. Ön taraftaki kamera ise 8 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Batarya tarafına baktığımızda ise 2300 mAh'lik bir batarya görüyoruz. İşlemci tarafında XA modeli, X Performance ve X modelinden ayrılıyor. Diğer iki modelde Snapdragon işlemci varken burada MediaTek 6755 işlemcisini görüyoruz. 2 GB sistem belleği var ve 16 GB'a kadar dahili hafıza seçeneği mevcut. Bu da herhalde 8 GB'lık bir seçeneğin olacağını da bizlere gösteriyor. Micro SD kart desteği ise 200 GB'a kadar destek veriyor arkadaşlar. Oldukça güzel ve şık bir telefon, bunu kolaylıkla söylemek lazım. İnce bir dizaynı var ve gerçekten çerçevesiz ekran görüntüsüyle birlikte oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz. İşletim sistemi tarafında ise Android 6.0 ile geliyor. Diğer modellerde 6.01 vardı. Burada 6.0'ı görüyoruz. Test yapmamıza izin vermiyorlar haliyle, demo ürünler olduğu için. Telefon Haziran ayında satışa çıkacak arkadaşlar. Oldukça güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Kamera arayüzüne de hemen değinmek istiyorum aslında. Diğer modellerde olduğu gibi hızlı kamera tuşuna hızlı erişim var. Kamera hızlı erişim var ve manuel moda girdiğinizde de çekim modları arasında geçişler yapabiliyorsunuz ve nesne takibi gibi seçenekleri telefona dahil etmişler. Bunları kullanabiliyorsunuz. Güzel bir telefon olmuş. Cihaz elimize geçtiği zaman sizlere bu telefon hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Tasarım tarafında son olarak söylemek istediğim, tuş dizaynı Xperia X ve X Performance modelinden biraz daha farklılık gösteriyor. Güç tuşunun hemen farklı olduğunu görüyoruz. Güç tuşu küçük olduğu için ses kontrol butonları da hemen yanına yerleştirilmiş. Diğer iki modelde daha farklıydı. Z5 serisinde gördüğümüz tuş dizaynı vardı. Alt tarafta ise renkler şor butonu var. Buradaki micro SD kart ve sim kart slotu da daha farklı bir yapıya sahip. Hemen onu da açıp göstermek istiyorum sizlere. Diğerinde kızak gibiydi. Burada direkt slotlu bir şekilde yerleştirilmiş. Diğer iki modelden farklı olarak ama tasarımı bozmadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonun kamerası sol üst köşeye yerleştirilmiş arka kamera. Ön kamera da sağ üst köşeye yerleştirilmiş. Ayrıca sol üst köşede de şu an görünüyor mu? Evet, şöyle şekilde görünüyor. Şurada bir LED ışık var. Şık bir cihaz olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Evet, Xperia XA modeli ile alakalı söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Yeni ürün videolarıyla karşınızda olacağız.